Levent Bey'le görüşebilir miyim? Kim arıyor? Gülsün Şadoğlu. Daha önce de aramıştım. Toplantısı bitmedi mi acaba? Bekleyin lütfen hanımefendi. Peki, teşekkürler. Bekliyorum. Alo? Levent, merhaba. Merhaba Gülsün. Hiç umudum yoktu. Sen böyle açınca birden telefonu şaşırdım. Aslında meşguldüm ama bu kadar ısrarla arayınca önemli bir şey oldu sandım. Ya evet, önemli, çok önemli. Konuşmamız gerekenler var. Lütfen. Dinliyorum. Böyle olmaz. Ben caddede mağazadayım. Uğrayabilir misin? Bunun iyi bir fikir olduğundan emin değilim Gülsün. Çok kızgınsın, biliyorum. Ne desen haklısın. Sadece gel ve dinle. Ne olur. Başka bir şey istemeyeceğim senden. Lütfen. Ve beynimden vurulmuşa dönmüştüm. Ölmek istedim. Babamın hastalığı yüzünden her şeyi sakladım. Sonra her şey öyle sarpa sardı ki. Esra'nın hastalığı, Doğuş'un yanımıza taşınması, o çocuğa her şeye rağmen böyle bağlanmam. Bunlar çok ağır şeyler Gülsün. Biz Doğuş'la öyle şeyler yaşadık ki. Birbirimizin yaralarını sarmayı becerdik. İkimiz de geçmişteki hesaplarımızı kapattık böylece. Peki ya kocan? Onunla da kapandı mı eski hesaplar? Kapanmadı. Hiçbir zamanda kapanmayacak. Hele de senden sonra. Neden aynı evdesiniz o zaman? Doğuş için. Peki ne zaman Gülsün için, Levent için bir şeyler değişecek? Levent, yakında, çok yakında. Kocanla karşılaşmasaydık, bunları anlatacak mıydın? Ya tabii ki anlatacaktım. Ama her şey o kadar hızlı gelişti ki. Hiç kimse hayatımı senin gibi güzelleştirmemişti. Buna rağmen bana yalan söyledin. Üstelik bunun insanı nasıl kırdığını önceden bilmene rağmen. Özür dilerim. Eğer bana bir şans daha verirsen Levent. Gülsün, seni anlıyorum. Çok şey yaşamışsın. Ama benim bunları sindirmem çok zor Gülsün. Lütfen anla beni. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim acaba? Bu ne güzel sürpriz beyefendi. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Sizi gördük, daha iyi olduk. Gülsün gelecekmiş, burada mı acaba? Evet efendim, ofiste kendisi. İrsaliyeleri kontrol ediyordu. Siz önden buyurun. Merci. Böyle gitme Levent, ne olur. Bütün bunlar çok fazla Gülsün. Düşünmem gerek. Biraz zaman verelim birbirimize, olur mu? Ayrılıklar hep böyle başlar. Hayır, sakın. Sakın bu durumu yanlış yorumlama. Senin de düşünmen gerek. Bu yalan hayatını alt üst etmiş. Kafan çok karışık. Şu anda zaten bana yer kalmamış ki. Hayır, yanılıyorsun. Sana yer var. Hep vardı zaten. Kahvenizi nasıl alırdınız efendim? Hiç almayayım, niyetliyim, sağ olun. Allah kabul etsin. Babamla beni biraz yalnız bırakır mısın? Tabii. Baba. Ölseydim de bu anı görmeseydim Gülsüm. Baba. Baba. Gülsün. Hadi Gülsün, hazır değil misin hala? Birazdan. Neyin var? Yok bir şey. Ağladın mı sen? Makyaj yaparken oldu. Hadi ama geç kalacağız. Baban kızar sonra.